arkadaşın hikayesi. Mini ve yönetmeni, hepsinden de önemlisi, yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi, sahnesiyle perdesi, ekiplerin en iyisi, hiç bitmeyen enerjisi. Tam oldu, taştı doldu, dünyayı gezdi, efsane oldu. Arkadaşım. Müdür. Arkadaşım. Talk show oldu, talk show oldu, huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu, seyircisine kavuştu. Büyüdü, talk show oldu, talk show oldu, huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu, seyircisine kavuştu. Arkadaşım gel. Çok güzel, gerçekten çok insan şeref duyuyor. Hazır hocam, hocam burada mı? Belediye aldı mı onu? Arkadaşım, bu akşam bir kişiye ödül versem, seni hikayesine şey yapsa. Hemen anladık değil mi? Açık konuşunca da ben çıkıyorum, seyirci kendi arasında tamam, halledecek. Çıkma, çıkma, gel. Bana ihtiyaç yok. Evet. Hazır istiyorum. Hocam, story şöyle bir şey. Yani ben bugün bunları yaşadım. Siz orada otururken ben bugün bunları yaşadım gibi bir video. Ama yakın çektikleri için tam ne yaşadığını anlamıyoruz. Yani zaten Instagram'ın amacı yaşadığını o. Yaşadığını nasıl çekiyorsun sen yaşarken? Hiç erotik film seyretmedi herhalde ya. Hayır, orada biri kamerayla... Ya beni nereye sürüklüyorsun sen ya? Evet, mikrofonu al kenara, mini çağır hemen. Hemen başlıyoruz. Hemen başlıyoruz. Neye başlıyoruz? O demin bahsettiğimiz filme herhalde. Sen çok isteklisin. Sezon sonunda bir erotik filmde oynatayım mı seni? İşte valla yani ölmeden inşallah. Ama işte hangi karakteri oynayacağına ben karar vereceğim. İçinde olayım da gerisi gelir. Bir yerden başlamak lazım. Huzurlarınızda minik. Kırban olduğum yer. Evet. Evet, geç yerine. Geç yerine. Burası işte. Hayır, masana geç. Masa. Ve seyirciye de ki, sayın seyirciler. Sayın seyirciler, bunu kaça yaptırdık biliyor musun? Hayır, hayır, onu değil. Konuk da konuk. Evet? Konuk, konuk. Ha, evet. Huzurlarınızda var mı gerçekten? Neye? Neye mi? Böyle buraya sürmek için, yaraya sürmek. Konuğum. Konuk mu? Ha, konuk var. O zaman kalk görüşmek üzere. Kapıyı aç, konuğunu çağır. Bugün size konuğumu davet ediyorum de çok önemli bir konuğun var. Üç konuğum var bugün. Efendim? Üç konuğun var. Masar Fuat Özkan mı? Hayır. Evet arkadaşım, aç kapı. Ne yapıyorsun? Böyle kuru temizlemeye gitmiş, mosmor olmuş ya. Evet, çağır konuğunu, anons et konuğunu. Çok da önemli, çok da sevdiğin Masar, birisi. Masar, ha? Çok sevdiğin birisi. Özkan. Hayır, ya üç kişi değiller, üçü bir arada. Konuğunu çok sevdiğim, çok evet arkadaşım, canım. Çok sevdiğim arkadaşım, büyük ihtimalle tanımıyorum değil mi ben gene? Çok sevdiğim arkadaşımı davet ediyorum. Müzisyen, gir. Müzisyen mi geliyor? Üç kişi. Hayır. Ha, üç kişi seni diyor lan, üç kişi. Hayır. Ha?
Müzikçiler girsin. Müzikçiler girsinler. Müzikçiler içeri girin. Hayır. Müzikçiler nereye girer? Müziğe girer. 3, 2, 1. Müzik gir. Gir. Bağır konuğuna. Konuğum gelsin. Bağır. Ha. Neredesin? Hayır. Ha. Yok ki burada. Kimse yok. Ah, oh, hoş geldiniz. Merhaba. Lütfen. Ama şuraya dikkat, ama. Tanıyor muyum ben? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay. Hoş geldiniz. Ne kadar sevdiğini göster. Ben tanımıyorum ki. Göster, ne kadar sevdiğini göster. Ya çok, hakikaten çok mutlu oldum. Yani şu an ne kadar bahtiyar olduğumu anlatamayacağım. Sarıl, tahmin ediyorum. Sarıl. Sarılmak ister misin? Lütfen. Yüzünü ekşitme sarılırken. Yok, çok sıkı sarılın. Gaz çıkar. Çünkü biraz gazı var yani. Hazır hissediyorum. Lütfen sizi o zaman bekletmeyeyim ben. Tabii. Bu nerede rahat edersiniz? Biz böyle mi gidelim? Bu biraz alçak. Ha? Bu biraz daha yüksek. Nasıl? Öyle mi? Nasıl rahat edersiniz? İsterseniz bu tarz... Siz nerede? Yok, ben çıkacağım zaten. Benim işlerim var. Arkadaşım. 8, ben 10, devam edeceğim. 9-11 halı sahamı var. Lütfen. Şimdi hemen mevzuya gir. Neden karnın şişik? Bir tek anlamayan gerzek ben mi varmışım bunu burada? Memleket biliyor bir bu mu? DVD'den başımı kaldıramamışım. Evet, sen olsun. Sen bu memleketin en sevilen salasın. Evet arkadaşım. Evet, ben o zaman yerime geçiyorum. Evet, şimdi yavaş yavaş gıdı gıdı geliyorsun. Gıdı gıdı gıdı. Evet, öyle geliyorsun. Böyle anlat. Siz nereye geleceğini biliyor musun gıdı gıdı? Hayır arkadaşım, şey, yandan geliyorsun, konuğa birazdan soru soracağım kafası. Evet. 3-2-1 müzik destekle. Pardon, onlar özür diliyorum. Hep kafa gidiyor benim oraya. 3-2-1 karşınızda talk showcu, buyurun. Hakikaten burada görmek sizleri beni çok bahtiyar etti. Vakit bulup buraya gelmeniz bile bizim için bir şeref mevzu bahis. Ne oldu, hayırdır, denk mi düştü? Ben tanışıyor muyuz? Arkadaşım. Herkesin sevdiği birisi. Evet, çok. Doğa Rutkay. Evet. Sor, ismini sor. Nedir benim ismim? Arkadaşım, evet. Biliyormuş gibi davranman lazım. Muhittin. Hayır, onun adını biliyormuş gibi. Evet, Doğa Hanım hakikaten şu an dediğim gibi bahtiyar. Kesinlikle. Ve ben... Dilinle dudağını ıslat. Çok ayıp bir kadına karşı. Hayır, çok bilmiş hareketidir. Bize doğru dönüp dilinle dudağını ıslat. Bütün talk showcular öyle... Hayır. Evet, 3-2-1. Güzelce ıslat dudağını. Hoş değil bu. Hangi dönem olursa olsun bir hanımefendinin karşısında bazı şeyler o kadar da rahat yapılmaz. Çünkü biz öyle gördük. Dedemden tamam, falan öyle gördük. Sor bakalım. Bir haber aldık. Hayırlısıysa inşallah, değil mi? İnşallah. Hayırlısıysa. Biz yani de aldık. Gerçek. Demek ki yeni yönetmen geliyor olması gerçek yani. O değil. Ha, o da var yani ama. Arkadaşım Doğa Rutkay gelmiş. Evet, tamam. Oraya giriyorum. O konuyu hemen. Gir. Tamam. Demek ki gerçekten bu ciddi mi bu mevzu? Çok ciddi bir mevzuymuş. Yani biz de sonradan öğrendik. Öyle mi? Evet. Hazır. Aynen, çok ciddi bir mevzu. Yani anneyiz artık inşallah. Yani Allah inşallah, izin verirse. İnşallah. Hem de bir de değil, değil mi? Evet, bir de değil, iki. İki, süper. Evet. Ay maşallah, Allah tamamına. Arkadaşım, şeyi sorsana. Bak, çocuklarınıza ilk babasını nasıl söylediniz? Daha doğmadı ulan da. Hayır, ilk babasına söylüyor ya, o anı merak ediyorum onu. Çocuklarınıza ilk babasını, ikinci babayı değil de. Arkadaşım öyle değil, babasına çocukların olacağını nasıl söyledi onu diyorum. Ha işte Türkçeyi böyle götünden alırsak, oğlum çok özür diliyorum. Olay bir 20 dakika uzar ama. Bana girme, lan karşında konuğum var. Tamam, şimdi eşinize nasıl... Yok, eşime değil, babama. Değil mi? Babama değil mi? Değil Kimse mi? Anlamıyor sizi yani. Ben iki tane görmüş, geçirmiş insan şu an biz... Hayır, bir şey söyleyeceğim. Gerçekten içeride bir şey mi veriyorlar size? Yok. Sahneye gelmeden önce gayet tatlıydınız, anlaşıyorduk her şeyi. Şimdi ama... dediniz ki çocukları babasına nasıl söyleyeceksiniz? Yani çocuklarınıza babasına çocuklarınızı nasıl söylediniz? Babasına çocuklarınızı... Benim babama değil mi? Hayır ya, çocuklarınıza. Beraber ama biliyor babası değil mi? Evet, sonuçta babası kestik, biliyor. Kestik, bir dakika dur. Babasını kestik. Çok kestik. Babasını kestik. Ama arkadaşım. Babayı kestik. Baba gitti. Beni titriyorum şu an. Haklısın. Doğa, bu gerizekalı neye ağlıyor? Bana söylesene. Olur, erkeklerde olur böyle. Empati olur hamilelikte. Niye? Babası sen misin? Hayır.
Ama hangi babayı kestik değil mi? İki tane baba var. Hayır, iki baba vardı ki bunların ayrı ayrı değil. Sen de gittikçe, sen de gittikçe. İşte bunlar hep folik asit eksikliğinden oluyor. Folik asit. Ay dur bir, şurada çok sıkıştı. Orası sıkıştı. Hayır, burası biraz düşük. Hayır. Belin rahat etmez. Hayır, ben de saçmaladım. Sırtına yastığı koy. Hemen sırtına yastık ver. Hayır, iki baba diyorum ya. Of. Hayır. Yok, önce ben. Erkeğin daha hazır. Kadın böyle şeylere daha alışık oluyor. Şu, bu mu? Buldum. Hangisi daha iki rahat? İki baba. İster misin? Sanki birininki başka da öbürününki başka. Sen koltuğu böyle çevirin. Biz onlarla ne konuşuyoruz ya? Gerçekten şu an heyecanlı çok hissediyorum. Çünkü... Evet. Çünkü çocuk olayı çok mühim bir olay. Hassas mühim, bir konu. Tabii. Yani şimdi bazı çocuk var. İşte belirli, memleketin belirli yerlerinde çocuk sahibi oldukları zannedip böyle ortaya yönetmendi. Görüntü yönetmeniydi, o tarz. Şimdi anne baba da seviniyor da bizim oğlan da şey o. Ama daha ya izah edemiyor kendini. Tabii. Değil mi? O... Yani şey soruyu bile sorarken evet. Yani sanki şaşırtmalı gibi. Şaşırtmalı bir şey. Evet, mesela evet. Bazı çocuklar da böyle küçükken kafa üstü düşürüyorlar. Evet. Arkadaşım. Ne Aziz ne şeyin Nezen Tevfik'in var öyle. Allah senin hamurunu necasetle yoğurmuş. Anan seni sıçacakmış, yanlışlıkla doğurmuş. Şimdi o biraz onu işte hatırlatıyor. Çok özür diliyorum. Ben aramızda gençler de olabilir. Arkadaşım. Arkadaşının kim olduğunu söyle sana kim olduğunu. Arkadaşım. Nereye gitti? Bana yükselme. Estağfurullah. Programa yüksel, evet. Konuğuna adam gibi soru sor. Evet. Bak babasına nasıl söylemiş bulamadın hala. Evet. Eşine yani. Değil mi? Orada hala mutabık olamadın. Ulan herhalde eşine, gerizekalı. Şimdi efendim çocuklarını... Babasına koşa koşa ben hamile kaldım mı diyecek kız. Evet. Geç olunca hemen koşa koşa şimdi baba. Şimdi siz işte duyguyu bu Türkçeyle dile getiriyorsunuz. Hanımefendi de gider der ki babacığım dede oluyorsun. Şimdi izah etmenin yolları var. Biz şunu anlamadık. Eşine mi hayatım baba oluyorsun diyor. Babasına mı hayatım eşim oluyorsun diyor. Yok. İyice saçma oldu. İşte yani bu ilk üç ay çok sıkıntılı bir şey. Arkadaşım ünlü insanlarda öyle olmuyor. Olmaz. Anne baba basından duyuyor. Evet. Öyle olmadı mı sizin? Yok. İşte o da babasından duymuş. Yani artık yüksek kademeden basından duymuş. Evet. Şimdi ver müziği ve ilk soruyu patlatıyor. Hazır mısınız? Sen değil. Ben değil. Of. Hep şey. O zaman sen diyelim ki Doğan'ın çocuklarından birisin ve annesine bir soru sorman gerekiyor. Sor. Annenize bir soru sormak istiyorum. Hayır. Burada mı? He? Sen burada, Doğan'ın burada. Bebeği olarak Doğa'ya soru sor. Diyelim ki sen şu an onun karnındasın. Sor. Ben diğer çocuklardan farklı doğmak istiyorum. Mesela açıkla. İşte demin Nezen Tevfik'in... Arkadaşım. Ayağa kalk, aktif ol, çok acayip bir soru sor. Evet, aktifsin. Ver müziği. Sen değil, sen değil. Balım seni bu saatte aktif eder miyiz ya? Siz artık yeter aktif olayını bitirmişsiniz artık. Önümüzdeki 35 sene. Aa. Annem şey derdi, çocuk sahibi olmanın en zor dönemi o ilk 45 sene. Hazır mısın sen mesela 8 ayda sonra falan toparlarım diyor musun? Ay tam içimdeki çocuk gibi konuştun ya vallahi. Yok öyle bir şey. Evet yok böyle beş bir şey. 5 sene evden çıkamayacaksın. Ama neden ki? Kız göreceksin. Öyle mi? Sen daha söylemedin mi? Hadi ya. Ya ben 1,5 metre işiyen 2 aylık bebek gördüm. Gerçekten. 2 aylığı böyle. Bunu 16 yaşında düşün. Niye bezlemeden mi gezdiriyorsun çocukları? Niye 1,5 metre yapıyor? Evin içinde niye bezleyeyim ki? O bekler. Çocuk hindir. Böyle durur durur. Yavrum altın güzel mi? Açtığın an o seni bekler. Sen beni içeride o kadar tuttun. Ben de sana yapacağımı bilirim gibilerinden. Senin hayatında zor. Arkadaşım şu çocuk mevzunu geç. Doğa'ya Doğa olarak soru sor. Doğa olarak. Arkadaşım, şu an kim olarak soruyorum? Arkadaşım Maksude başka mi? Bir şey. Bak sana çok güzel bir soru soruyorum. Neden senin adın Doğa Rutkay da babanın adı Rutkay Aziz? Sor. Ya ayım. Allah Allah. Şimdi Rutkay'a Aziz Rutkay zaten o değiştirir. Ya sen ona sor. Bana ne soruyorsun? Ya senin ne kadar cahil olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ona sor. 26 senedir tanıyorum ben onu ya. O zaman sor. Senin çocuklarının soyadı da Kerimcan mı olacak? Ya biz bununla böyle çalışıyoruz. Şey, şimdi normalde bizim bence yönetmene ihtiyacımız yok. Fakat onu çalıştırdığımız zaman vergiden düşebiliyoruz. Böyle bir şeymiş. Gerçekten.
seviyorum. Bu serbest mesleğin de bu şeyini seviyorum. Evet. Yani bir şekilde evet. vergiyi de bunu evet. dengeliyorlar. Evet. Almadığın parayla evet. düşersin vergiden. Evet. Geç otur yerine. Allah Allah. Gene bana geç otur yerine. Geri zekalı. Allah rızası için bir soru sor ya konuğuna. Şimdi çocukları diyelim ki doğdu. Hadi. Onların da senin mesleğini yapmasını Hadi. İstiyor musun? Beni... Oyunculuk yani. Tabii, tabii. Ne isterlerse çok klişe olur değil mi? Ne isterlerse mi yoksa? Ne isterler? Yani zorlamam herhalde yani oyuncu olsun. Ama fikir diye. Verirsin ya. Ne veririm? Fikir verirsin. Veririm ya. Yavrum şunu yapmayın. Çünkü şöyle tanıdıklarım var falan. Ben yapıyorum mesela. Tanıdıklarım. Gördüğüm çocuklara yapıyorum bunu. Evet, yavrum tabii. onu yapmayın. Bak bizim sektöre gelin. Avrupa'ya evet. gidin. Daha açılırsınız sektörde. Evet. Ha, sektör ne senin? Ya sen gerçekten... İnşaat ya. Saçmalama. Bana güven ya. Bana saçmalama. Bana evet. Becereceğin evet. falan yok talk show'u falan da. O zaman mesela sen madem bu doğum işini çok iyi biliyorsun. Mesela Doğan'ın eşi ol. Geç yanına eşisin. Hı. Al sahneye bir tane doktor. Hı. Var mı doktor var mı? Ben ne bileyim çağır işte sahneye birini. Doktor musunuz? Abi doktor da daha çok hastane başhekimi gibi bakıyor yani. Çağır abi rica et. Beni bunlarla muhatap etmeyin diye. Buyurun abi. Gelmek ister misiniz? Kadın doğumcu musunuz? Erkek doğumcuyu zorlamak istemiyoruz çünkü. Teşekkür ederim. Ay zekana kurban. Yani Türkiye'de iş yapmaz. Ama... Bizdeki erkekler yalan söyler. Hayır ama... efendim eşim diye. Ama adı kadın doğumcu diye dedim o tarz değil mi? Çok güzel. Hakikaten buyurun öyle abi. Misiniz? Vallahi mı? Abi gelince konuşursunuz. Kalp damar cerrahı. Cerrahisi. Evet. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Var mı vaktiniz? Ya bir işiniz yoksa... Yok. Ameliyatı bitirdim geldim. Ya. Ameliyatı bitirip geldiniz. Valla hoş geldiniz. İsminiz ne abi? İsminiz ne? Ertan Sağbaş. Ertan Bey hoş geldiniz. Aa ben biliyorum efsane doktor. Öyle mi? Evet evet. Buyurun. Buyurun doktor bey. Buyurun. Güzel. Estağfurullah. Hayatta olmaz. Evet. Arkadaşım. Şimdi sen Doğan'ın eşiymişsin tamam evet. mı? Senin ismin de Doğa değilmiş. Ne olsun ismin? Senin mi? Evet senin ismin Doğa değilmiş benimki ne olsun? Bu ilk üç ay böyle. Sonra düzene girecek. Sonra son üç ayda sıkıcı. Orada Ayşe böyle olsun. Çünkü, Ayşe olacak? Fatma. Çünkü, bin tanesi. Şey olacak. Lezenta'dan dolayı rahim olacak sana 33 santim. 4 milimden 33 santime kadar büyüyor. O baskı yapacak. Ciğerler yana açılacak. Mide bu tarafa kayacak. Falan. Bunlar bir şeyler. Ya. Oluyor bunlar. Hazır hissediyorum. Evliliğimi bitirdi şu an daha doğurmadan ya. Ne oldu kocam ne yapıyor? Yok yok. Senin değil. Senin değil. Korkma. Sen üstüne alma. Hazır. Lütfen istirham ediyorum. Böyle buyurun. Hocam lütfen. Buyurun siz masaya. Evet arkadaşım. Evet. Doğa gel yan... Şu DVD'leri en son var ya. Hazır hissediyorum. Evet. Gel kol kolasınız. Evet. Yolda geliyorsunuz. Lütfen, Doğa sen devamlı buna şey yapıyorsun. Çemkiriyorsun tamam mı? Tamam. Bu çok kötü bir eş. Evet. 3, 2, 1 buyurun. Nasıl bir eşsin sen be? Kötü bir eşsin işte. Sana dedim 50 kere dedim beni götür diye. Beni niye bitir götürmüyorsun? Bin derim yanına yolda duracağım. Bir tane sakalı tutamayacaksın sana için. Bana sana 50 kere sakalı tutamayacaksın. Döveneceğine bir katarım tamam. Allah sana yardım. Allah yardımcın olsun. Ve iki tane daha geliyor. Doğa bu kadar iyi oynamış olamazsın. Ben de inandım böyle biri olduğuna. Yok hocam gerçekten siz ödediniz diye benim çıtım çıkmaz normalde. Üç. Evet üç iki bir buyurun. Öyle bir frekansa giriyor ki çünkü artık duymuyorsun bir süre sonra. Hazır. Sen nasıl bir insansın ya? Sana 50 kere dedim. Beni dedim kadın doğumcuya götür. Erkeğe götürmedim. Geçen ama sefer beni erkeğe götürdüm. Şimdi ben olsun. 40 yaşıma ben seni rahat ediyorum. Saçmalama Allah. Burası arkadaşım yürürken iki dizin öne doğru eğilip eğilip çıkıyor. Ha. Sebep? Ha? Senin. Öylesin. Kadın sinirlerini boşaltmış senin. Evet. O zaman biraz daha geri. Yoruluyor musun çok? Yok, yorulduğunu yok. Bana söyle. Yok ne yorulacağım? Fıstık gibi seyirci. Doğa bir de yolda şey oluyorsun. Ruh halin değişiyor. Bir ağlıyorsun bir gülüyorsun tabii. Konuşurken. 3, 2, 1 buyurun. Sana yazıklar olsun. İnanamıyorum. Allah kahretsin bu dünyayı. Sana inanamıyorum. Bir şey hayatım bulamıyor. Ya mama ya geçen nerede? Seyirci. Bir durun her şeyi alkışlamayın. Bir şey yapıyoruz şurada. Bizi bu hale getirdiler. Türk erkeği böyle kadın seviyor artık. Hah geldik Çağlayan Adliyesi. Ay çok şükür. Evet arkadaşım vur kapıya. Vur kapıya. Hayır kapıyı. O sesçi nerede o sesçi? Arkadaşım evet vur kapıyı. Evet. Çok kibarsın. O kadar kibar bir insansın ki. Ben. Evet dilini ağzında dolaştırıp konuşuyorsun. Evet vur kapıyı. Hocam buyurun. Merhabalar. Hocam siz açmayın kapıyı. Gel deyin onlar gelir. Tabii siz koca hocasınız. Buyurun gelin. Lütfen gel hadi. Gel. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. O da gelecek. Efendim merhabalar. Hoş Muhittin geldin. Ben. Rahatsız ediyorum. Merhabalar Ayşe ben. Asistanınız... Lütfen. Biz Kaliforniya'da bir doktora mı geldik? Ya pislik yapmazsan...
Şöyle lütfen hayatım buyurun. Arkadaşım televizyonda yayınlanıyor bu. Evet. Doğa senin devamlı ruh halin değişiyor. Ben konuşamayacağım, kocam anlatsın de. Yazıklar olsun, ben değişemeyeceğim. Ay pardon, ben de. Ben konuşamayacağım, kocam anlatsın. Anlat. Buyurun. Şimdi efendim, benim 2 yıldır takıldığım bir kadın var. Arkadaşım! Ay dayanamıyorum. Kendi kendini çarpan hıyar. Efendim, şimdi eşime bakmayın. Şimdi eşim, biz bir çocuk bekliyoruz. Hamileyiz. Artık böyle deniliyor, hamileyiz. 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 Dolayısıyla ben ücretli izin istiyorum. Arkadaşım. Hamileyiz diyorsak sen... ben de faydalanacağım ondan. Arkadaşım, sanki çocuklar sendeymiş gibi konuş doktorla. Tamam mı? Konuş. Efendim, hakikaten dünyalar kadar sevdiğim eşim. Yani böyle bir süreç yaşayacağımızı ben de bilseydim onu bu kadar zorlamazdım. Çünkü biz bu mutlu yuvamızın daha da kalabalıklaşmasını ve değil mi? Tabii. Ailemize o çiçeği kazandırmak istedi. Çiçekleri. Fakat, çiçekleri, evet. Evet. Hocam sorun, tüp mü normal mi diye. Doğalgazı bizim. oturduğumuz yeri soruyorsunuz herhalde. Değil mi hocam? Hocam buyurun. Efendim. Efendim? Tüp bebek mi oldu yoksa normal? Cevap ver, tüp mü değil mi bunlar? Yani LPG... Yok efendim, şimdi değil bunlar. Bu Cenab-ı Rabbul Alemin öyle uygun gördüğü ve... Ne güzel. Kızı soyunda vardı. Kızın, evet, o kız benim gittiğim iş yerinde kız soyundu. Hayır, soyunda vardı diyor. Ha, soyunda, ben gençliğe gittim tabii. Şimdi eşimin benim... Yani... Evet, biliyorsunuz soy ağacına baktık hepimiz milletçe. Eşimin ailesinde çok ikiz varmış. Evet. Biz oradan, bize de kısmet buradan vurdu ve çok heyecanlıyız. Size ilk defa geliyoruz. Ne kadar güzel. Ne kadar çok bilmiyorum. Çok sevinçli. Ben soruyorsunuz. İki çocuk aynı anda olacak. Evet, evet. Ya ben düşünüyorum, özel okul aynı anda 2 çocuk. Bak sol taraf uyuştu hemen, gördün mü? Yani biz de o heyecanı yaşıyoruz. Şimdi eşim tabii ilk defa yaşadığı için, yani ben de ilk defa yaşıyorum fakat birazcık daha rahatlaması için size danışmak istedim. Doğan sen arada ona yüksel. Sen ne biçim şeysin be? Niye adama danışıyoruz biz? Ha, ben de beğendi sandım ya. Hayır, olur mu hocam? Ben de sen ne biçim şeysin be ha falan. Sen nasıl bir şeysin ya? Bilmiyorum. Ne demek çiçekleri sulayacağım ya? Çiçekleri sulayacağım. Mikrofonu nerede geçeceğim? Sen mikrofonuma oturdun, ne yaptın hiç? Bir şey söylüyor ama çıkan ses yanlış ya. Olur, işte folik asit bu. Çünkü kömür gibi bir şey, anladın mı? Şu an vücudunda senin bir nevi amyant dolaşıyor, değil mi efendim? Metalik, metaloloji. Sen beni doğru doktora getirdin değil mi? Beyefendi fazla şeye bakıyor, anne bilmiyorum. Hayatım şimdi. Sana söylüyorum, ben o şeyli, Sibirya'daki sen arkadaşımı da buraya getiriyorum. Tamam. Maşallah daha çocuklar doğmadan çok iyi anlaşıyorsunuz. Çok, çok. Seviyoruz, bizimki aşk izli ve acı çünkü. Çocuklarımızla aşk çocuğu, değil mi efendim? Yani aşk. Severek, evet, severek. Güzel, severek yaptık. Şimdi neye dikkat etmeliyiz? Kaçıncı hafta? İleri haftalardayım. Ne güzel, İleri haftalardayım. Ne güzel. Az kalmış. Ben de yakın az kalmadı. Daha var ama evet. İşte... Sevinci yaşamaya az kalmış. Bu beyle belki yol daha da kısalacak. Siz tanıyor musunuz Sevinci? Bir kere geldik çünkü ama siz yoksunuz. Evet, evet, evet. Doçent bakmıştı. Asistanım olur. Kestik. Arkadaşım, sen niye, senin kafanda niye böyle pislik bir adam var? Bilmiyorum işte, ben vakumla doğduğum için... Ya normal bir eş olamaz mısın? Ben gerçek hayatta vakumla doğmuşum. Bu 1,5 ay böyle kalmış burası. Artık bütün pislik burada birikmiş. Ya yani sağ loba doğru baskı yapıyor. Evet, şimdi Doğa sen tam o şeyin yanında, doktorun yanında kocanla boşanma aşamasına geliyorsun. Evet, 3, 2, 1, buyurun. İleri haftalarda senden boşanmaya karar verdim, lanet olası herif, çık buradan. Ben kendi kendime yola devam edeceğim. 2 tane zaten, biz 3 kişi devam ederiz. Şunu bir seyrederseniz. Arkadaşım, doktor niye seyretsin onu? Ya benim bu lomber... Ameliyatın... Arkadaşım lütfen koyalım. Şimdi ya. Sor, doktora sor. Diye ki, doktor karımın gelgitleri var, onu anlat doktora. Şimdi efendim... Ama o görmeden, arkadan, çaktırmadan anlat. Nasıl anlatayım? Kadın 100 kilometreyi duyuyor şu an. Kadınlar hamileyken çok hassas, bütün algıları açık olur. Sen arka odada konuş, o duyar seni. Normalde duyma, feryat et, ölüyorum diye duymaz. Hamileyken düşündüğünü duyar ve fırçayı çeker. O öyledir hamilelik. Evet, arkadan işaretlerle doktora tamam. Şey yap, hareket yap. Evet. Şimdi yani... Ne soruyorum doktora? Ben son aylarda ne yapmam? Doğum sırasında ben ne yapayım? Onu sor. Bunu işaretlerle soruyorum. Evet. Doğum sırasında ben ne yapayım? Çıkma koltuğun üstüne, çaktırmadan anlat. Ya efendim. Anlayışlı olacaksınız. Efendim? Yardımcı olacaksınız. Efendim? Şey yapayım.
Biraz anlayışlı olacaksınız ya. Tabii tabii. Şey, ben zaten efendim ben zaten çok anlayışlı olacağım. Son zamanlarda böyle biraz hassas olur. Onu anlayacaksınız. Aranızda yardımcısınız. Evet, evet. Şimdi ben eşime karşı anlayışlı olmaya çalışıyorum. Fakat biliyorsunuz erkeklerde de hamilelik döneminde bir empati sıkıntısı oluyor bazen. Yani mutlaka erkek de kendini... Ne deniyor efendim ona? Mundar mı? Mutlaka diyorum. Ha mutlaka. Yani. Ben de yanlış bir şey yaptım zannettim. Ben de mumbar diyor zannettim. Mumbar, aa evet bağırsan içine dolduracaksın. Evet. Çok güzel. Bence karı koca anlaşıyor. Boşanmayı ya. Ben doğumhanedeyken kocam tam olarak ne tarafta dursun? Tamam. Çok önemli bir soru soracağım size. Ben doğum anındayken eşim ne tarafta dursun? Doğumhaneye girebilir biliyorsunuz. Girebilir. Tabii. Yeah. Bu sizin baş kısmınızda anestezinin olduğu kısımda. Baş sizinle eşlik edebilir. Ve size aynı zamanda destek de olabilir. Epidural anestezi dediğimiz bir anestezi şekli var. Orada ben sana epidural dedim. Siz kendi... Almadın. Kendinizle oluyorsunuz ve her şeyin evet. Farkında oluyorsunuz. Evet. Eşinizle yanınızda olursa olursa tabii o zaman size destekli olur. Ama çok da güzel bu, olur yani. Bu. Şansınız yok. Hocam sizce çok bu arkadaş doğumda doğumhaneye girmeli mi? Arkadaşım göster peki, kendini hocaya. Hocam sizce bir bakın. Evet, göster kendini hocaya. Hocam bu arkadaş girmeli mi doğumhaneye? Yani ben neden girmiyorum ki? Değil mi? Hayır sen... ben soruyorum. Ha, eşim soruyor. Şimdi, evet. Hocam bakın... Doğa söyle kalk göster lan kendini falan da arada. Ha tamam. Biraz gözlemlemişsinizdir. Yolda yürürken de kameralardan seyrederseniz çömme pozisyonda yürüyor. Yani... çömme. Biraz problemli. Bir kalk kendini göster dön biraz. bakın doktor beyciğim gerçekten benim için önemli. Biraz kendini göster hayatım. Kocasını mı satıyor bu ya? Arkadaşım biraz... doktora şov yapsana. Yapsana bir şov. Acayip dansları var ama. Acayip dansları var. Bir figür göster. Şimdi efendim ben onları geçelim de. Yok daha bunlar da hemen gaz ya hemen. Şimdi efendim madem eşim işi yokuşa sürüyor ben de şuraya getirmek istiyorum. Ben öyle epiduraldi. Yok efendim sezeryandı bunlara karşıyım. Ben büyük anneannemin bizim şeyde Selanik'te doğurduğu tarza doğum yapmasını istiyorum. Örekeyle. Doğru. Bak bunda haklısınız. Normal doğum her zaman daha iyi. Evet. Yani normal ama doğumdan kastım. Ileri, yaşım hayatım yaşın ileri Allah Allah. Şimdi normal doğumdan kastım yine yatarak normal doğum değil ki. Normali aslında bunun ilk çağlarda, eski çağlarda gidiyormuş hanım kendi başına. Göster lan. Şuradaki hanım işte. Hayır göster. Kadın öldü 400 yıl oldu. Neyi Örekede göster? Doğum yapmayı doğaya da doktora da göster. Ha. Müzisyen işte bu... al mikrofonun sapını gel öreke ol. Öyle öreke olunmaz. Öreke kayış gibi bir şey. Paraşüt harnesi gibi bir şey. Tamam müzisyen elleriyle tutsun seni. Böyle şey yapıyorsun. Böyle takılıyor. Kancası var böyle. Evin kenarına takıyorsun. Buradan giriyorsun böyle. Buradan tutuyorsun. Hamile kolay... kalmadan istediğin anda mı yapıyorsun onu? Aa. Evet böyle sıkıştın kakan geldi. Beni nereye götürdü? Çok özür diliyorum ama yani bu kadar cehalet de olmaz. Kayış orada devamlı asılı sen arkadaşlar H16'daki arkadaşı alabilir miyiz? Arkadaşım. Höreke orada duruyor, sen gidip asılıyor musun? Neyi anlamıyor ki? Ben Türkçe anlatıyorum. Evet. Doğuracağını nereden biliyorsun? Hissi kabilel vuku. Şimdi Allah Allah, efendim değil mi? Rahim 4 bilim. Hamileliğin 9. ayına geldiğinde oluyor sana 33-34 santim. Nasıl göreceksin 33 santim olduğunu? Lan şuradan giriyorsun, şurada iman tahtası yok mu? Evet. Bu önce buraya dayanır. Sonra düşüp arada 3 parmak boşluk olduğumu bir haftaya doğurursun. Kadın bunu nereden bilecek? İşte 3 parmağı sokacak buraya. Bunları nerede? Ben mi öğreteceğim bunları memlekete ya? Lütfen ya. O anda. Ya bir alkışlamayın her şeyi ya. Ha, kısa o anda onu... doğuracağını nereden bilecek? O anda doğuracağını bilemez. O zaten bilir. O bakarsın. O yani anlaşılır ya. O nereden sana. Anlayacak? Onu soruyorum. Kız işte bakıyor sana bak. Böyle buralarına bakacak. Kızarma varsa ya anlaşılır. Şimdi bunu anlattırma bana burada. Doğa sor şuna. O anı nasıl anlayacaksın? O anı bana tarif eder misin? Nasıl hissedeceğim? O an ne gelecek bana? Ya şimdi diyelim ki inanılmaz bir sopranosun. Evet. Tamam mı? Çıkmışsın. Çıktım. Gösterin var. Binlerce kişi açık havada seyrediyor. Evet. Ve altına sıçmak üzeresin. Ama konser var. Ama gidip sıçacaksın. İşte bu. Ben anladım. Konser monser umurumda değil. Nasıl anlatayım artık bunu? Bravo. Tutamazsın. Tutamazsın. Neden? Çünkü o çocuk dünyaya lazım. Gelecek. Onu tutamazsın. Doğru. Evet. Çabuk. Geç şimdi. Galiba soluma hakikaten bir şey oldu şu an.
Ama güzel anlattınız. Ya ne yapayım, o, artık yani beni zorladı ya. Hissi yani bağırsaklarda. Tabii ki de efendim. Şimdi bu akut kolit dediğimiz şey olur bir anda insana yani. Onu bilmiyorum ama. Olur, merhaba nasılsın? Ay. Halbuki hiçbir şey yoktur. Beyin sana oyun oynar varmış değil mi efendim? Gibi. Asıl beyin bağırsaktır varmış yani. Gibi. Ama şimdi varmış gibi mi biz gidiyoruz? Şu an bizim burada üstadı alıp da eviriyor çeviriyor gibi olmamız. Yani adamcağıza mesleğini anlatıyoruz ama ya. Ama beyefendi kadın doğumcu değil bence. Öyle miydi? Evet, neydi? Genel cerrahisiniz. Başka bir mesleğiniz var. Kalp cerrahıyım. Bak, kalp cerrahısın. Ama zaten çocuk da sevgiyle doğacağı için kalpten de çıkabilir. Yok daha var. Girebilirsiniz doğumuza. Evet. Kalp de önemli. Kesinlikle. Kalp de önemli. Hocam normalde böyle iki tane hastanız gelse ne yaparsınız? Doğruyu söyleyin lütfen. İçeriden kapıyı kilitleriz ha. Ahmet'i ağzına al. Hocamı alkışlarla yerine gönder. Çok. Yorduk sizi valla. Çok sağ olun. Yorduk sizi. Tebrik ederiz. Ben de. Eşlik edeyim. Hocam çok teşekkür ederiz. Ne kibar, ne güzel anlattı bize. Ben adliyeye gidebilir miyim? Hayır. Şimdi karını alıyorsun. Al karını yanına. Al karını yanına. Doğa tekrar başa dönüyorsunuz. Sen duygu değişimin var. Sen çöke çöke geziyorsun. Evet. Geziyorsun. Dolaş. Tut koluna, karını koluna gir. Evet. Yürütüp durma kızcağızı. Evet. Nereye gidiyoruz? Tekrar bu tarafa giderken yolda sancıların başlayacak. Evet, doğuma giderken. Evet. Ha, normal. Normal. Eve giderken yolda sancıların başlayacak. 3, 2, 1 buyurun. Geçen istediğim çantayı almadın bana, farkında mısın? Bence biz düşünmeden mi yapmışız bu çocuğu? Biz ortopedisten... Sen niye ayrı ayrı iki dizin birden aynı anda inecek? Ben böyle mi yürüyorum? Nasıl? Böyle mi yürüyorum? Böyle bir yürüyüş var mı? Bir şu kız bana mı bakmış normal yani? Normal yürüyorsun, aynı anda dizlerin... Bu ne? Normal yürü, aynı anda dizlerin şey yapsın. Doğa, sen de yürürken kafayı geri geri atıyorsun. Evet. Bunları kim ne yapsın evet. Ya? Evet, 3, 2, 1 yürüyün. O arada bir anda duygu değişimi yaşarken çığlık bas. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Bunu istedim senden. Neler oluyor? Evde böyle mi? Bıktım senin çığlıklarından be. Yetti artık be. Ay. Devam lan gerizekalı mı? Kadın niye bağırıyor olabilir? Bana bağırıyor sürekli. Hayır. Ama kadın duyguyu... şu anda niye çığlık atıyor olabilir sence? Veremedim o duyguyu, geçiremedim ama ona. Öyle mi? Ha, sancılandığın duygusunu geçiremedin. Geçiremedim. Evet, 3, 2, 1. Evet. Arkadaşım yani... o tarafa doğru gidin ama bize dönük olun. Düşmeyelim. Böyle bir şey hayatım. Kordonda mı yürüyoruz İzmir'de? Evet. 3, 2, 1 buyur. Ben hayatta böyle seni bir görüyor şey görüyor musun böyle bir şey? Doğa, evet, sendeyiz. Ay, ay, ay. Ah. Kız bir şey söyleyeceğim. Yapma, erken doğum falan olacak şimdi bu. Allah korusun. Töbeler gelsin. Olmaz, şuradan şey yapıyorum. Merak etme, bunlar yaşa, iyi. Tamam. Ay, ay geliyor. Yine o doktor mu? Ay geliyor, bir şeyler yap. Hayır, böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil. Şimdi derin nefes ama böyle bir şey mümkün değil. Çünkü neden? Daha şok vaktimiz var. Bunu anlamanın bir tane yöntemi var. Ben bunu seneler önce gösterdim. Göster. Hemen duvara oturuyorsun, sırtını duvara yaslıyorsun. Tamam mı şekerim? Yapayım mı? Sen yapma, eteğin hayır, var, sen yapma. Hayır, şimdi bu oturuyorsun. Saçmalama ya, ne saçmalıyorsun? Olur, olur. Şimdi bu 38. haftada, 39. haftada artık çok yaklaştığını bilirsen... artık üç parmak kuralı da geçerliyse... ve hala doğuramadıysan, korkuyorsan çünkü ne olacak? Plazenta kurumaya başlayacak. Kendi kakası diyebilir. Allah muhafaza. Şimdi bunlar... Ağzını ıslat, dudağını ıslat. Anlat. Bana bak. Ya kalksana, doğuracağım. Anlattığım şeyler nasıl hoşuma gittiyse değil mi? Anlat. Benden daha çok doğurmak istedim. Şimdi böyle bir şey, 39-40. Haftaya girdin, artık riskli bir duruma geldi. Doğması lazım. Doğacak mı, doğmayacak mı anlamak için şöyle yapıyorsun. Ne yapayım? Şimdi oturuyorsun, duvarın sırtını duvara dayadın. Bu bacağını bunun üstünden atmaya çalışıyorsun. Atabiliyorsan en az bir haftan var. Ya. Bu bacak bunun ötesine geçmiyorsa sıçtın, 3 güne doğurursun. Şimdi bunu yapacağız. Bunu yapacağız. Doğru mu? Doğru. Gerçekten mi? Hakikaten doğru mu? Çatı olayı. Ha. Bir dakika, kapar mısın? Bir şey anlatayım. Arkadaşım. Ama iyi oldu bak, eşim sen de öğren ha. Çatı ya olayı. Ya eşin öğrense ne olacak? Kerimcan doğurmayacak ki, o niye yapsın? Ay. O 9 doğuracak o. Bana yaptırır diye dedim. Arzu eder misiniz? Yok, çok sağ ol. Hayır, istemem ama sağ ol. Yok, çok arkadaşım, sağ ol deyip alıyor işte. Arkadaşım. Duygu değişimi bunlar. Arkadaşım. Benim. Sen kaç kere doğdun? Kaç kere doğdun mu? Evet. Bu ne saçma bir soru ya. Niye? Nasıl bu kadar iyi biliyorsun doğum olayını? Ya kardeşim, tıp fakültesini bitiren adam 600 kere doğurmuş veya doğmuş mu oluyor? Okuyor, okuyor, biliyor işte. Ne yapacaksın? Okuyarak tabii böyle şeyler öğrenilmez. Öğrenmez. Biz annelerimizden öğrendik. Bravo, ama bravo, vallahi bravo. Var mı başkası? Böyle bir bilgi, yani... Şimdi gelelim şu DVD'ye. Kadına bir tane...
katına bir tane soru soramadın. He. Şurada doğum şovu yapıyorsun. Demek ki bizim bunu yaşamamız gerekiyormuş. Öyle abuk sabuk sorular sormamamız gerekiyormuş. Tamam. Ben talk show'un ne kadar saçma bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorum. O zaman bir kadın doğururken nasıl çığlık atmalı onu göster doğaya. Ben. Evet. Yaparsın bunu. Bunu yaparsın. Doğum anında. Aha. Evet. Aslan kocam, aslan kocam, aslan. Ben evet. Yöresel aldım. Devam et. Silifke tarafı, Mersin. Devam et. Aslan kocam, canım bir tanem, canım her şeyim. Ha, yöresine göre, yöresine. Tabii, yani. Ankaralıyım ben. Aslan kocam, Sincan. Aslan kocam. Değişir. 80-81 vilayet var. Ha. İçinden gerçek doğa çıkıyor herhalde. Cinnah. Adam cinnah geçirir vallahi bir daha. Hazır hissediyorum. Hayatımda gördüğüm en saçma talk show'du bu. Sebep? Kadını oturt oraya, doğa rutkayı olarak soru sor. Çabuk. Ya sen de taktın soruya birader ya. Arkadaşım benim 5 dakikada olsa talk show yaptırmam lazım sana. Bir soru sor. Diyelim ki çocukların Allah izin verirse nüfus kağıdı. Çocukların tatil çantası. İşte çocukların masalarını temizlemek için şey. Evet. Bunlar da çocukların alt bezi. Gördüğün gibi her şey bu masada. Evet. Sana da gönderme yaptım. Teşekkür ederim. Şimdi bunları aldın. Aldım. Buraya bunların dışında en önemli şey ne olacak sana? Çocukları ilk doğdu, tatile çıkıyorsunuz. Şey, obje olarak değil evet, mi? Evet, yani obje değil de yani. En olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz, şey olacak, bağlama. Şey bağlama. Atma. Yukarıdan bize bir akustik gitar. Evet, ben şey diyorum. Bağlama. Yani hayır. Şey olacak, şeyleri olacak işte. Aa niye söyleyeyim? Neyi kız? Neyi olacak? Markası geliyor aklıma. Bezleri. Ha, bezleri. Olacak. Ha, tamam. Hayır, bez var. Çocukların bezi dedi. Ha, bezi yok dedi. Var. Peçeteye var bez dedi? Dedin. Ha. Bunlar şey bezleri dedi. Bezleri. Burundan sokmalı mesela, ateş ölçer mesela. Neden burundan? Hayır, olmaz. Yok mu öyle bir şey? Hayır. Ben hazır değilim galiba, ben vazgeçtim. Şimdi yok yok yani kulak çok daha iyi olur ama asıl bunun iyisi anneanneler bir. Yani söylemeyeceğim, yayınlamayın bunu. Kulaktan zaten dedim. Yok. Ben şaka yaptım hayır, sana. Hayır, o ateş şaka ölçer yap. Olmaz arkadaşın. Bulsun, doğrusunu bulsun. Evet, çok güzel. İlk kez soru sordum lan. Alkışlayın şunu. Vallahi. Ben şu anda o kadar mesudum ki sen ilk kez bir soru sordun bir konuğuna. Evet, harbiden. Zaten bir daha da sormam bu sezon artık yani ben. Ama iyiydi, çok iyiydi. Estağfurullah. Çok iyiydi, sen de şey yap ayrıca kendine. Ayrıca sana şöyle bir şey yapayım. Çocuk diyelim ki katılmamaya erken geçtin, bu aramızda. Ama şimdi de zor sorular soruyor, hayır, ben burada izliyorum. Hayır, soru sormuyorum kız anlatıyorum. Hmm. Katılmamaya erken geçtin, çocuk da kapıda. Senden sarkan bir şey var, onu... Çocuk, kabızlık var çocukta. Hafif böyle pamuğu alıp zeytinyağı süreceksin. 2 dakikada. Ya bunlar hep doğal şeyler ya. Biz ne olur bize yardıma gel bu süreçte. Ben geliyorum sen hayatım. Ben anlaştım Kerimcan'la. Haftada 3 gün süreceğim. Tabii aynen. Tabii. Arkadaşım doğa rutkayı getirene. Kızcağım. Büyük alkışlar. Sen çok iyi. Teşekkür ederim. Gördük seni ya. Harikaydı. Bir tane. Herkese teşekkür doğa ederim. Doğa rutkay. Hepinize teşekkür ederim. Unutulmaz bir andı bizim için. Bay bay. Seyirciler maşallah deyin. Arkadaşım. Efendim. Gerçekten beni çok şaşırttın. Ya git içeri gel adam gibi şey yap seyirciye. Kendinize yok. Şeyi çal. 1 bıngıl, 2 bıngıl, 3 bıngıl. Çal. Çalsana. 3, 2, 1 buyurun. Arkadaşım gel. Dur iyice baksınlar sana. İyice baksın da herkes kocasını öpsün bir kere. Ne oldu? Yok, hazırım hocam. Neye hazırsın gerizekalı? Haline bak. Mide ameliyatına hazırım yani şu an onu... Ama bu halde bile elini cebine sokabilmen çok hoş. O cebim değil mi? Ben çünkü bir an tereddüt ettim. Ne olduğunu görmediğim için. Allah'ım ya. Bir arkana dön bakayım. Ne oldu? Onu da göreceğiz 20 sene sonra. Ama gene de şeysin yani. Böyle gerginsin. Hani bu kilonun altında gene yani selülitin falan yok mesela. Ne oldu? Telaşla giydim işte bazı şeyleri.
Tamam. Ne yapıyorsun? Bir figür vardı, onu unutmuştum. Şu an tamam. Sen Bay Bıngıl'sın. Evet. Konuşmanı Bıngıl yap. Nesin Bıngıl sen? Bıngıl. Hayır, biraz Bıngıl böyle şey konuşuyordu ya. Neyi? Böyle, yani biraz hafif dilin böyle ucuz kesilmiş gibi dilin. Tamam, hadi hafif, bu tarz yani. Evet, evet, tamam sen. Evet, arkadaşım, seyirci. Neyle önemli eğleniyor ya? Sen çok önemli bir şey için buradasın. Ne için? Dur, ondan önce sana bunu gel... Bunu kesip Afrika ile paylaşacağım. Neyle, bu ne için gelmiş olabilir? Hayır, ki? Dünya için, bak, bütün loserlar dünya için çok önemli bir şey yaparlar ve filmin sonunda çok gurur duyarız onlarla, anladın mı? Mesela sen sokakta hiçbir işe yaramayan bir bıngılsın. Sonra ne oluyor? Dünyayı kurtarıyorsun. Bak böyle bir film çekeceğim. Nasıl? Bana uyar. Evet. Seni pozisyondan pozisyona, karakterden karaktere coşturacağım. Tesisatçı mıyım? Hayır. Hayır değilsin. Söyleyeceğim şimdi. Sarp gel yanına. Bu ne güzel giyiniyor. Sarp. Arkadaşımın yanı neresi? Yuvarlak olduğum için çocuk da kestiremiyor. Ben şu an bayağı tavuk döner gibiyim değil mi? Arkadaşımın koltuk altına gir. Of be. Of. Şişko bir yer. Komple yatabilirsin. Evet. Ver suratında mutluluğu. Ben mi o mu? O. İkiniz de. Niye? Yavrun koltuğunun altında. Sen neredesin Sarp? Koltuğun altı. Evet. Çok mutlusunuz ikiniz de. Hadi. Ne yapıyorsunuz mahallede? Tavuk döner. Hayır. Al sahneye iki kişi. Al sahneye iki tane erkek. Kadın, al iki tane erkek, iki al sahneye. Hemen çabuk. İki. İki. Sadece iki. Geldi. Önden gelen iki kalktı. Rakamla iki. İki. Evet. Ha. Roma rakamıyla karıştırıyor onlar. Geçen hafta 16 kişi geldi sahneye. İşte Roma'ydı o. Bu. Evet arkadaşlar. Uzun eşek oynuyoruz. Sarp yastık. Bir şey diyeceğim. Kim atlıyor? Ne diyor? Kim atlıyor diyor. Tabii ki Bıngıl atlıyor. Hadi. Koşa koşa geldiniz. Çocuklar İsminiz korktu. Ne? Ben Ata. Yusuf. Ata. Aynı anda söylemeyin. Sırayla söyleyin. Yusuf. Hanginiz Yusuf? Gösterilen ben. Mi Yusuf, gösteren mi? Ya mikrofonla sesini duyuramazsın. Abi de Ata. İş götüyle dedim. Tanışıyor musunuz? Yok, tanışmıyoruz. Nereden biliyor senin ismin Ata olduğunu? Şimdi söyledim çünkü. Ya yan yana oturuyor. Sizin dışınızda herkes birbirini dinliyor salonda. Tamam arkadaşım. Çok eğleniyorsunuz. Sarp yastık ol, sarı duvara dayan. Dayan sarı duvara. Evet, diagonal ol bana doğru. Bana doğru. Tamam. Ata'yla Yusuf yat. Ne oldu arkadaşım? Yok, tuvaletteyim şu an. Bu emiyor. NASA yapmış, öyle bir kıyafet. Arkadaşım. NASA yapmışlar, anlamadım. Süper fikir NASA. Seni uzaya göndereceğim. Böyle. Evet. Üstüme bir şey alsaydım ya. Hayır. Tamam, alırız. Şahane fikir. Alırız siz, mı? Siz... Ya siz... bu herif uzaya yollanır mı? Arkadaşım. Bu güneş tutulması yapar ya. Arkadaşım siz uzun eşek oynuyorsunuz. Yat Yusuf'la Ata. Evet arkadaşım sen gelip zıplıyor, atlıyorsun. Evet. Ya enişte buradan mı buluyorlar beni NASA? Arkadaşım geç şuraya. Bıngılsın sen. Oğlum çocuklar gencecik bir şey. Bıngıl bıngıl koşuyorsun, 70 atlıyorsun. 70 kiloyum lan ben. Ha? 70 kiloyum. Ne 70? En az 250 kilosun sen. Evet 3, 2, 1. Bıngıl bıngıl koş, atla. Bir şey soracağım Bumcu. Ne demeye tutuyorsun onu? Uzun eşek bu. O da... Yapma şunları ne olur. Pislik yapma. O da ses alıyor. Ay, yapma. Ağzımı açtım. Ağzım kayıtlarda var. Ağzımı açtım mı? Yıllardır bunu yaşıyorum ya. Evet. Yeter artık ya. Gerçekten yeter yani. Evet. Arkadaşım kameraman Barış'a kadar git. Barış'a kadar git. Barış'a kadar git. Oğlum. Bu sefer acımam. Atladım vallahi. Bıngıl bıngıl koşuyorsun. Arkadaşım dur. Dur. Bıngıl koşuyorsun fakat bunlar bir ay boyunca hep sen yatmışsın, bunlar atlamış, tamam mı? Acısını çıkaracaksın. Seyirciye ver gazı. Geldi mi oraya kadar? Arkadaşım büyük bir gaz konuşması yap. Bunlar bana evet. Ses değilse kokmaz. Ya her şeyi tersinden anlama. Geç biraz, ben kameraya geçeyim Allah aşkına ya. Arkadaşım. Hiç seni demiyorum oğlum haftalardır. Evet. Bağır onlara de ki atlayacağım, belinizi kıracağım.
Evet, bu sefer kazanıyoruz. Tarp. Tamam. Sen motive et şeyi. O sorabilirsin. Hayır, öyle değil. Bence ben acilen uzaya gitmeliyim. Ulan ben bunu nasıl yayınlayacağım? Osuramazsın. Sen çocuğun kafasını aşağı indir. Evet. Hadi 3, ya. 2, 1. Bıngıl bıngıl. Geliyorum oğlum. Oğlum mümkün değil. Nasıl değil? 45 kilo bu kıyafet. Atlayacaksın. Atlayamayacağım. Atlayacaksın. Kıpıyı diyemiyorum. Tamam, iki kişi daha çıksın bak sahneye, bak, seni kaldırsın. Bak seyret. Bu. Tamam, iki kişi gelsin sahneye. Yine bravo, iki kişi geldi. Uzay matematiği tabii. Değil mi? Evet, beyler. O koşa koşa geliyor. Tam şeyin Yusuf'un önüne geldiğinde bacaklardan tutup kaldırıp koyuyorsunuz yukarı, tamam mı? Hazır. Evet, şimdi siz Yusuf'un yanında durun. Yusuf'un sağında solunda durun. Ama arkadaşımı düşürmeyin sakın, tamam? Evet, 3, 2, 1, koş! Allah, Allah! Tamam. Tamam. Siz alkışlarla... Beyler siz yerinize gidin, bırakın onu yerinize gidin. Oğlum, gidi... Oğlum. Ne oldu? İşte kaplumbağa gibi, hayatta kalkamam. Geri gelin, geri gelin, geri gelin. Bir daha atlayacaksın. Düzgün atla şunun üstüne. Ya atladım, sonrası problem oldu. Ata, belini yamultma. Çocuğu düşürüyorsun. Ya çok uzadı bu ya. Ben uzaya gitmek istiyorum. Tamam, evet. 3, 2, 1. Beyler hazır mısınız? Karışık duruyorsunuz. Karışık durmayın. Evet. Bırak kaybol. Bırakın kaybolun. Arkadaşım göster. Bu. Hayır. Neyi göstereyim? Parmağınla rakam yap. Göremiyorum. Ata söylesene. Göremiyorum ki. Zaten göremem ben. Oğlum amaç o. İşte PlayStation kuşağı. Oğlum Yusuf'un şu an L5 S1'e kaydı. Tamam. Tam o sırada, tam o sırada müzisyen gel. Müzisyen gelir. Gel yetmedi, müzisyen. Yetmedi, sen de atla. Hayır. Müzisyeni atlattırmam. Evet. Enişte çocuk eziliyor hatta, hadi. Ya sana ne çocuktan, babası mısın? Dur. O değil, şey, babası, Ata iyi misin? Yusuf iyi misiniz? Tamam, in galiba ölüyor. İyi değiller. İyi misin oğlum? İyi misiniz beyler? Ne oldu? Tamam, yok şey. Arkadaşım git şunu arkaya bir kere... git şunu arkaya bir kere düzelt gel. He? İkide bir çıkarma. Hadi. Evet, çocukları büyük alkış Atay ile Yusuf'a. Gerçekten. İyi misin? İyi misin? Ay. Yirmi sene sonra çişini tutamayınca beni hatırla. Kolay gelsin. Eyvallah, sen hadi. Evet arkadaşım, sen belin iki büklüm yerde şeydesin. Evet, iki büklüm belin yerdesin. Evet, tam o sırada Sarp, sen de ne yapıyorsun? İki büklüm yerde değil miyim? Evet, yerdesin. Sarp, sen de ona şey yapıyorsun. Saç ne biçim yaptın, çocukları ezdin falan filan. O sırada müzisyen gelir. Evet, Sarp, giriş ona. Ya çocukları nasıl ezdin ya? Sen biraz kilo versene ya. Şu halinle ayağa kalkamıyorsun ya. Sonra ne yaptın? Bana mı konuşuyor oğlum sen? Bana mı konuşuyor bu? Evet, sana konuşuyor. Konuşuyor lan. Çık şuradan. Oğlun ulan o senin. Oğlunum lan ben senin. Ha öyle mi? Evet. Ha, o zaman kaldırsana oğlum beni. Evet. Evet Sarp, kaldırmaya çalış, kaldırama. O düşsün sen üstüne düş. O düşsün sen üstüne düş. Üç yok, kere yok, istiyorum kalktım, bunu. Yok, çok çalışmışız, kalktım. Evet, müzisyen gelir. Selamlar. Bıngıldak siz misiniz? Pezevenk sanki Michael Phelps. Bu şimdi bu şakayı niye yapıyor ki bana? Ben geleceksem... Oh. Suzan sen ilk yarı boyunca niye hiç gelmedin?
Artık onun cebine mendil koymayacağım. Neden? Kendi siliyor, beni istemiyor. Tövbeler gelsin. Öyle bir şey yok. Zaten ben gelmediğim günler arkamdan dedikodu da yapıyorum. Özel konuşacaksak seyirci için. Arkadaş! Rica... Suzan! Niye diğerlerini silmiyorsun? Para bu da terleyecek yaşta değil ya. Para veriyorsun. En azından alıyor. Evet arkadaşım, konuşuyorsun. Merhaba Bay Bıngıl. Merhaba Lavi. Mahdumunuz mu? Elim. Hayır, onu demiyor. Aa, evet, benim delikanlı. Oğlum benim ya. Söyle Sarp. Evet, mahdum. Evet, çok önemli bir konu için sizi bulmuş... Beni çek. Arkadaşım! Ne yapıyorsun? Niye? Çin. Evet, çok önemli bir konu için size geldim. Dünyanın size ihtiyacı var. Arkadaşım. Fazlasıyla yeterim. Hayır. Bir dünya mı? Dünyanın sana ihtiyacı var dediğinde suratında gururu göreyim. Dön oğluna, ikiniz birlikte gurur yapın. Sonra geri dön. Müzisyen, Serkan ver duygusal müziği. Hayır, evet, duygusal. Evet, 3-2-1. Dünyanın sana ihtiyacı var. Sizan sana mı? Hayır. Japon mu? Ya ağzım şey oldu. Ne olacak, daha az kaldı. Onu ben halledeceğim onu. Dünyanın sana ihtiyacı var Bıngıl. Bana. Gururu görmedim yüzünde. Alttan içinden gururu yüzüne doğru... Evet. Al yüzüne gururu. Dön oğluna. Duydun mu? Duydun mu? İşe yaramaz baban. İşsiz baban. Bak. Evet söyle. Annenin kapı dışarı ettiği işe yaramaz baban dünyayı kurtaracak. Evet. Dünyanın bana ihtiyacı var. Neresi? Rusya'da bir yer mi? Arkadaşım. Niye Rusya? Öyle akrabalarım var da. Sor. Eltimler falan. Neresi? Neresi? Sence neresi? Dünyanın sana nerede... Sen nereden konuşuyorsun? Ağzı hiç oynamıyor ya. Dünyanın... O zaman ben de artık böyle dinleyeceğim. Arkadaşım. Çünkü beni ciddi alarak konuşmuyor. Dünyanın sana nerede ihtiyacı olabilir? Kendi içinde. Hayır, dışında. Aa, stratosfer. En sevmediğim ya. Pişik yapıyor bende. Biraz meyilliyim zaten. Arkadaşım, Allah'tan daha da, buldum bunu. Daha da dışında. Daha da mı? Evet. Oo, Nevşehir. Hayır. Hiç bilmiyorum. Işık yılıyla gidiliyor. Sarp, şey yap, babana destek ol. Işık yılı. Hayır, baba seninle gurur... Ağlıyorsun lan, babanla gurur duyuyorsun. Evet. Of, anama söyleyeceğim de. Anama söyleyeceğim ha. Hayır, Sarp sana diyor. Bana diyorsun. Hiç karıştı ortalık ya. Sarp, sen ona diyorsun. Anneme... Ben... Ananı söylesene, anama... Anan. Hayır. Annen. Annem. Annene ne yapacaksın, söylemeyeceksin mi? Benim annem, annene ne yapacak? Hayır. Ne saçma, benimki öldü ya. Arkadaşım pislik yapma. Ne olur filmimi bozma. Oscar'a gidecek bu. Gider al sağdan gider. Sen gene de bir 15 santim ileride dur. Müzisyen bir şey söyleyeceğim. De olsa. Bunun yanında o kadar zayıf görünüyorsun ki tığ gibi. He. Evet müzisyen sen şey diyorsun ona. Uzaya şeye gideceksin diyorsun. Uzay ayına gideceksin diyorsun. O da oğlan gurur duyuyor. Anneme hemen açıp söyleyeceğim diyor. Anneme ağlayarak. Açıp söyleyeceğim. Dur şimdi ben. Değil. Hayır, yavaş yavaş müzik geliyor. Ağır çekimde gururlu yüzünüz. 3-2-1 dön. Ver müziği. Duydun mu? Baban nereye gidecek? Duydun mu? Daha söylemedin ki. Daha söylemedin ki. Ne daha duydun? Dön arkanı. Arkanı dön. Sen değil ulan. Sen değil. Sen de dön. Sen de değil. İki dakika işletmediniz be. Hayır. Ben olayı nereye girince anlamadım ya. Hiç anlamadım yani. Gireyim ben. Bir kere dursan yapacağız. Müzisyenin ağzı benim. Tamam ben hocam. Konuşuyorum, tamam mı? Evet, tamam. Ondan sonra... evet, bundan sonra hep böyle gideceksin lan. O hareketi yaparak yürüyorsun. Canıma minnet. Evet, sen şey gururlanıyorsun, ağır çekip dönüyorsun. Baban nereye gidecek? Ay uzayına gidecek. Uzay ayına gidecek. Evet, 3-2-1. Evet, söyle. Nereye gideceksin biliyor musun? Ver duygusalı. Neyi? Uzay ayına gideceksin. Ay'a mı gideceğim? Duydun mu oğlum? Baban nereye gidecek? Eko, Eko! He? Eko! Eko, duydun mu oğlum? Baban nereye gidecek, duydun mu? Destek! Klinikle Çinli'yi de çağır. Klinik de lan. Eko, klinik, Çinlik. Buna üç arkadaş. Eko, ağzınla Eko yap diyorum. Duydun mu? Baban ya, nereye gidecek? Ne çek. Klinik diye isim mi olur? Dön bu tarafa. Evet. Duydun mu? Uzay ayına gideceksin. Sin. Ver duygusalı. Nereye?
Uzay ayına gideceksin. Sin, sin, sin. Oğlum. Dur, 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 dur. Uzay ayına gideceksin. Dur, dur. Peki, anladın mı? Eko'dan anlamadın mı? Sen annen, anneni söyle. Anne, 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 anne. Yaz be, yaz be. Anlamadın, anlamadın. Dön Sarp'a. Sarp'a dön. Sen dön Sarp'a. Sen dön lan Sarp'a. Sarp, söyle şu anneni. Anneme söyleyeceğim. Ya, ya, ya. Annem mi söyle? Anneme söyleyeceğim diyor. Bana ne? Lan sana ne olur mu? Kadın seni terk etmiş gitmiş. Şimdi söyle babam. Ya senin evi dibine kadar yalvar ya. Prodüksiyon, getirin şu uzay gemisini. Bıktım senden ya. Uzay gemisi mi var? Evet. İyi ya, biraz Müsen. Senin de en azından ısınırız. Müsen geç yerine. Evet arkadaşım, evet. Şu masanın üstünü boşalt. Orayı roket yapacaksın. Evet. Orayı roket yapacaksın, masanın üstünü boşalt. Masanın üstü boş. Öyle mi? Ha, evet. Tamam. Üstüne o zaman bir sandalye falan bir şey koyun. O ne oğlum? Için. Ya of. Şunun bile yenisini yaptırmadınız mı ya? Neyini beğenmedin lan? Neyini beğenmedin? Bu şey değil mi ya? Fotoblok. Arkadaşım seyirciye çaktırma. Ben onu montajda uzay gemisi yaparım. Ya neyine çak? Seyircinin önünde bel veriyor. Daha neyini çaktırmayayım? Bir tane sandalye koyun şu şeyin üstüne, masanın üstüne. Oturak bir şey koyun. Haydi. Çekil pezeve. Bütün kameralar canlı yayında. Şey Barış, al omzuna gel şunun önüne. Kamerasın sen. Uzay ceketi getirin buna hemen. Uzay ceketi getirin. Ne o? Kapitone mi? Arkadaşım uzaya gidenlerin uzay ceketi yok. Uzayda görük diye. Uzay genel evine mi gidiyorum? Bu ne? Sen Walkman mi dinliyorsun? Böyle daha fazla giyebileceğim naylon var mı ya? Çataldan ter aksın. Bu ne lan? İlk Türk uzay geyişası benim. Önünü ilikle. Ha oldu gel. Onun için var mı aramızda? Doktorumuz var, fizik profesörü var mı? Arkadaşım, seyirciye karşı çok ayıp. Önünü ilikle. Bekleyelim uzayda ölsün, birkaç sene incelince iliklenir. O zaman Sarp sen önüne çöm. Oradan sen ilikli tut, tamam mı? Çünkü bütün dünyaya konuşacak. Omzuna al gel Barış. Al omzuna gel. Evet. Onu değil, onu değil. Beni omzuna alıp. Hayır. Bütün dünyaya konuşuyorsun. Duygusal bir konuşma yap. Niye gidiyorsun Ay'a? Midem bile torbaya. Hayır. Üç tane kızcağız orada emlak işi yapmaya gitmişler ve gelememişler. Ne yapmışlar? Emlak işi. Emlak işi. Evrak evet. İşi mi emlak işi? Emlak ulan emlak. Arsa evrak mı diyor? Arsa parsellemeye gitmişler. Ha. Satacaklar. Ayda. Gelememişler. Evet. Niye? Ben niye gidiyorum? Çünkü uzay gemisi bozuk olmuş, gelememişler. Anladın mı? Tabii ki anlamadım da elden ne gelir yani. Evet, şimdi sen onları kurtarmaya gidiyorsun. Sarp önüne çöm, önünü ilikle. Sarp salak mısın? Zaman zaman yani. Hadi şunun önünü ilikle. Kimin? Benim? Senin. O tutar. Evet o tutar. Enişte tut. Ne oldu? Ha, Ray Charles. Ha. Ay şunu evet. Oğlum düşün. Yok, evet yani. Arka. Böyle de yeni doğum yapmış uzaylı gibisin. Lohusa tacı gibi. Evet. Kapanmaz, mümkün değil oğlum, öyle bir şey yok. Tamam, evet Sarp kalk ayağa. Evet arkadaşım konuşma yapıyorsun, Sarp sen de onu destekliyorsun. Kameraya konuş, bütün dünya seni dinliyor. Beş dilde konuş. Evet. One. sevgili dostlar, ben uzaya gidiyorum. Bu görev bana verildi. Şunu söyleyeceğim, birkaç güne döneceğim. Yalnız bu arada bana borcu olan arkadaşlar öyle arkamdan... Dedikodu medikodu duyarsam ayıp olur. İki. Ladies and gentlemen, I'm going to the space. And Almanca. Ich, meine Damen und Herren, ich bin aus der Flüge. Fransızca yap. Madem Sie mütçü, du de uzayın de du. Ne diyeyim lan ben? Şahane. Tamam. Şahane mi? Şimdi. Gidin. Evet, şimdi her adımda bir mesaj vereceksin. Her adımda birine mesaj ver, tamam mı? Ne yapıyorsun?
Evet, nerede? Her adımda? Barış'a doğru adım adım çıkıyorsun ya, müzisyenler her adım attığında dananan, ananan, dananan, ananan. Hazır? 3, 2, 1 arkadaşım, sendeki gurur, şaşkınlık ve aptallığı göreyim yüzünde. Uzay pedi. Bir ay boyunca tutacak beni. Evet. Çıkar onu, at kafandan. Ya ne saçma bir şey. Bilmiyorum. Bu Ilgaz'ın böyle bir fantezisi var herhalde. Müzisyene tak onu. Oo, hello. At onu. Al. Sen de böyle çanta. Ayda pazara gidersin. Evet arkadaşım. At adımını. İlk adımı gel. Dananan. Anananan. Evet. Evet. Uday'a sevgi, kardeşlik, barış için gidiyorum. Orada zorda kalan arkadaşlarımızı inanın ki sağ salim eve döndüreceğim. İlk adımda, ilk adımda... Aha, kim saçı lan buraya? Hayır! Böyle gemiye binebilir miyim şimdi ya? Arkadaşım! Ne yapıyorsun? Ben 6 ay çekemem o kokuyu şimdi kapalı alanda ya. Hazır. Evet, ilk adımda dünya vatandaşları... Yine aynı yere bastım ya. Arkadaşım! İlk adımını at verdim basamağa. İlk adımda dünya vatandaşlarına seslen. At adımını. Duygusalsın. Kurban olurum size. Hayır. Şaşkınlıkla aptallık ve duygusallık aynı anda. Aa, birinci basamak. İnanılmaz bir şey. Duygusal. Bana... Ver duygusalı. Aa, neyi vereyim oğlum? Uzaya gidiyorum ya. Ya dünya vatandaşlarına bir mesaj ver. Her şey bizim birlikteliğimizle çok daha güzel gidecek. İkinci basamakta Türkiye'ye bir mesaj ver. Vazgeçtim. Yanlış düşünmüşüm. Hayır. Ha? Bu sefer gerçekten büyük bir parça bıraktım. Orbite kadar götürür. Sonrasını bilemem. Arkadaşım. Evet, ikinci basamakta Türkiye'ye mesaj veriyorsun ama... kendini gevşetiyorsun. O hareketi unutma, tamam mı? Evet, gevşetme hareketi Şu yapıyorsun. Şu an hareketi yaparsam gerçekten hocamıza ihtiyacımız olabilir. Evet, 3, 2, 1... Türkiye'ye seslen. Sevgili halkım, sevgili halkım. Ha. Beni unutmayın. Sizleri çekiliyorum. Oraya giden bir isim olarak milletimizi onurlandırmak istiyorum. Ayak basacak mısın? Bastım yalan. Basmadan az çıkayım. Aya diyorum, aya. Basacağım, basacağım. Tamam, evet. Son adımı Selfie çık. Selfie yollarım. Son adıma bas. Görüşürüz Sarp. Sarp bayağı mı? Baba, baba. Baba, baba. Çantanı unuttun, çantanı. Sarp, ben de geleceğim de at kendini uzay gemisine ama tam uzay gemisi yükselirken... Arkadaşım, Sarp'a duygusalsın, ağlayarak basıyorsun düğmelere. Ya duygusalsın, ağlayarak basıyorsun düğmelere. Basma, bozdun hep aleti ya. Kestik. Sana diyorum gerizekalı, duygusalsın. Sarp'a doğru bakıp düğmelere basıyorsun, seni fırlatacağız. Ha. Seyirci hazır ol fırlatmaya. 3, 2, 1 deyince fırlatın bunu. Barış geç yerine. Aslan oğlum benim, seni tok öldüreceğim. Sen benim bir tanemsin. Ne yapıyorsun? Hepsini kapamış mıyım? Düğmelere basıyorum, kontrol ediyorum. O değil düğmeler, arkanda düğmeler. Evet, terziye bunları... Hayır. Arka duvarında çok düğme. Çok ayrık durmasın diye düğme yaptırdım. Arkadaşım, senin arka duvarın yok mu? Düğmeler orada. Ar damarımın hemen altında o. Düğmeler orada. Barış geç yerine. Evet. Tam uzay gemisi havalanırken sen alttan elinde tutuyorsun, tamam mı? Yapışıyorsun. Tutuyor son... yani. Evet. Tutup. Sen de onunla beraber gideceksin. Seni tutmaya çalışıyor insanlar, tutamıyorlar. Ağla zırla. Evet, 3, 2, 1. Türk genci yapabilir ancak bunu. Evet. Evet arkadaşım. Sağ kol, kuvvetli. Evet arkadaşım. Konuş şeyle, kuleyle konuş. Fingat abi beni kule sesi yap. Konuş kuleyle. Kule. He. Sizin imar izniniz var mı lan? Ne? İmar izni. Oğlum kuleyle konuş. Doğru düzgün konuş. Arsa payı mı, kat irtifakı mı? Ben bilmiyorum ki oğlum. Ne diyorsun? Orada manitayla yazışıyor. Arkadaşım, evet kuleyim ben, tamam mı? Not, not, not. Geminin içi. Geminin içi. Geminin içi. Evet. Bungal. Evet. Sen misin? Ya bu teknolojide görmüyor musun kim olduğunu geminin içinde? Geminin içini namahrem diye görmüyoruz. Oğlum aya gidiyorum, ne saçma. Bungal, hemen sandalyenin tam arkasında ortada bir düğme var. Onu vay görüyor musun? Ah, görmüyorum ama hissediyorum. Sıkışık biraz, tam ortaya denk getirdim. O düğmeyle onun üstündeki düğmeye aynı anda basıp motoru çalıştıracaksın. Tamam. Su koydun mu? Ha, koydum, koydum hadi. Evet, 3, 2, 1.
Bastım. Dur, uçuracağız birazdan. Seyirci hazır bastım mısınız? Bastım ben. Ben bastım, gidiyorum hiç siz. Hayır. Bastım. Seyirci, çalıştır babamı motoru. Dinlemem. Bastım. Çalıştır motoru. Üç. Oynuyor oğlum helikopter. İki. Şey, helikopter. Arkadaşım sallasana masayı. Komple şey hayır şey hayır. Sen titremiyorsun. Uzay mekiği titriyor. Evet. Üç, iki, bir. Patlat seyirci. Koca koca insanlar yapıyorlar ya. Titre. Uzaya doğru çıkıyorsun. Oğlum. Senin Allahümme hamide. Kule, kule. Pantolonumda şu an beliren aşırı yükle uzaya gitmem mümkün değil. Evet. Korkudan biraz... Evet arkadaşım. G'yi bıraktım. İki, bir. Patlattık. G'yi ağzında göreyim. Aa. Evet Sarp, atla ucundan. Baba! Tut geminin ucundan. Evet. Sen de G'yi yiyorsun. Ağzında göreyim G'yi. Ne oldu arkadaşım? G'yiyim. Gözüne ne oldu? G'yi yiyince böyle komple iniyor. Ulan gözün iniyor. Niye başka tarafın inmiyor? Ah bir içimi görebilsen. Evet arkadaşım, G'yi yemiş gidiyorsun sen tam uzaya çıkarken neredesin? Atmosfer, prosfer, strosfer, sitosfer, hitosfer. Ve Sarp'ın bağırtısını duyarsın. Sarp şuradan bir tost ver. Acıkmışım o kadar yol. Hitosfer, sitosfer ne ya? Tam o sırada Sarp'ın sesini duyarsın. Bağır Sarp. Stotosfer. Kime bağırıyor ayı? İnsanın katman tanıdığı olur mu? Sarp bağır. Oo. Çok soğuk. Arkadaşım duymuyor musun? Aşağıda da duymamıştım ya hatırla. Arkadaşım duyuyorsun. Duyuyorsun lan. Ya. Duyacaksın. Dön. Çocuğun donuyor. Evet. Donum Sarp... yok. Dön sus uzaya gidelim. Türkiye'yi temsil ediyorsun be. Hayret bir şey be. Çocuk donuyor. Donuyor. Evet. Ha. Sarp ağzınla göster kendini. Gör Sarp'ı. Ne yapıyorsun? Sintine. Bir katman daha çıkmadan fazla o senin atın. Yavrun. Yavrum. Gör Sarp'ı. Görür görmez Sarp'ı bir anda ayağa kalk. Tamam evet. Evladım. Orada ne yapıyorsun? Çok soğuk baba burası. Uzaydayız gerizekalı. Tabii ki soğuk olacak. Ben sana üstüne bir hırka bir şey al dedim ya. Hiç düşünmüyorsun böyle şeyleri. Hiç. Sarp. Uzayın soğuk olduğunu nereden biliyorsun gerizekalı? Gittin mi daha önce? Yukarı çıktı. Allah Allah. Bu nerede okudu acaba ya? Arkadaşım nereden biliyorsun uzayın soğuk olduğunu? Ninem söylemişti. Çok güvenirim ona. Ya bilim diye bir şey var. Ne bileyim ulan gitmeden nereden biliyorsun? O soğuk diyor sen de soğuk diyorsun. Öyle olsa bütün astronotlar donar. Onun için bir şey yapamayız bu saatten sonra. Arkadaşım kendinizi gör Sarp'ı. Gör Sarp'ı. Oğlunu kurtar oradan. Oğlum. Of çok sıcak baba burası. Şimdi. Evet uzat elini. Al oğlanı yukarı. Sarp bağır baba beni bırakma de. Baba beni bırakma. Bırakmam. Bir daha söyle. Bir daha bırakma. Ay baba beni bırakma. Baba beni bırakma. Oğlum tutuyorum ya işte. Arkadaşım ben seni orada savruluyor göstereceğim. Montajda koyacağım ayaklarını havaya. Evet. Çocuk şu an savruluyor, sen savruluyorsun. Sarp söyle, baba beni bırakma. Baba beni bırakma. Yine işte biz Türklüğümüz uzayda halay çekiyor. Hale bak. Zaten bir biz yaparız bunu anasını satayım. Millet araba yolluyor, bizim halimiz var. Baba oğul işte bok nar dibine düşüyor işte. Evet. Kaldır oğlanı, al yanına. Evet, orada kavuşma anı. Kavuşma anı göreyim. Ne yapayım işte? Kavuştuk, aldım, kurtardım. Oğlunla uzaydasın lan. Oğlunla uzaydasın. Kavuşma anını alacağım kalkaya. Sarp gel. Müzisyen, ver duygusalı. Aslan oğlum, sana bir şey oldu zannettim baba. Çok sıcaktı dışarısı ya. Yanıyor lan. Camı aç. Açma ayı, uzayda gidiyoruz. Aynı anası, Kur'an çarpsın. Otur. Uzay mekiği böyle kollu mu açılıyor cama? Ha. Uzay mekiği yapmışız Bursa kollu mu? Bursa sanayide yapılmış. Ha. Evet arkadaşım şimdi oğlana söylüyorsun. Buralar hep nedenlerindi bir zamanlar. Arkadaşım. Ne diyeyim ben? Anlat ona. Niye geldin bu oğlum falan? Evet. Niye geldin bu oğlum? Ben yapacaktım bunları. Uzay sonuçta korkutucu, riskli bir şey. Senin batına bir şey gelirse.
Allah'ım nerede o günler? İlk uzay kahvesini biz açtık baba. Arkadaşım böyle uzaya doğru gelmişsiniz. Ay'a varmak üzeresiniz. Hı. Şimdi tam ayın neresinde bu kızlar bilmiyorsunuz. Sahneye üç tane kız al hemen. Sahile gidelim ya. Sahil tarafındadır yani. Evet sahil tarafındadır. Şimdi aç camı. Aç camı oradan sor birine. Sen aç arkadaşım. Aç camı. Aç camı. Onu değil kendi tarafını aç. Uzay mekiği tek cam var. Arkadaşlar bu tarafa geçin. Sol tarafa. Onu aç onu. Bunlarda iş yok. Evet, oradasınız. Siz şimdi oturun yerlere. Yerlere oturun. Arkadaşım, gör evet. Ayı. Ayı görünce çok sevinin. Aha. Bir de müzik açmışsınız içeride. Aç bir müzik. Oyun havası ver. Şey, Serkan. Ver bir oyun havası. Adana çifte tellisi çal. Evet. Bir tane bir günde bir opera çal. Seyirci dur. Seyirci lütfen. Evet, arkadaşım. Şey, gemide açmışsınız Adana çifte tellisi. Tamam, ayı görüyorsun. Evet. Ay! Sarp, aniden gör. Aa, ayı. Ay, ay. Ayı. Ay lan. Ay lan. Ay. Ay, ayran. Oğlum iyi misin? Ayı görüyorsun manyak. Ne saçma ya. Ay. Ay. Evet, ayın üstünde dolaşıyorsunuz. Fakat ayın üstünde dolaştığınızın farkında değilsiniz. Çifte telliye kaptırmışsınız kendinizi. O sırada kızlar siz bağırıyorsunuz yukarıya bizi görsün diye. Hey! Buradayım. Gel bizi. Ne yapıyorsun? Terziyi kapattım. Arkadaşım. Siz o kızları bulmaya geldiniz. Abi uzayda kadın beladır. Söyleyeyim. Bin tane bilim kurgu filmde gördüm bunu. Nereden biliyorsun? İşte ya içinden alien çıkar. Alien körünü görürsün o zaman. Arkadaşım siz gidiyorsunuz. Sarp çok mutlusun. Baba seninle seyahat ettiğim için çok mutluyum. Baba çok mutluyum sen de. Ya ne demek atlan oğlum benim. Seninle bir yere gitmek, seninle milletimin adına udaya tıkmış olmak benim için gurur ve tileti ya. Hazır seninle yalnızken burada bir şeyler öğreteyim sana oğlum de. Hadır burada baba oğul kalmışız. Kimse yok. Efendim şeyle de Üsküdar'la da iletişimi kesmişim. Üsküdar'dan kalktı herhalde bu değil mi? Evet. Üsküdar'dan. Evet. Evet mi? Niye? Olamaz mı? Olamaz. Olur lan. Üsküdar'dan kalktı. Üsküdar'dan. Kız kulesinden kalktı. Üsküdar 1. Mir. Üsküdar 1. Üsküdar'dan kalktığımızdan beri kimse bizi dinlemiyor. Seninle baba oğul bir şeyler paylaşmanın zamanı geldi. Tamam. Sana bildiğim ve paylaşmaya değer gördüğüm bazı şeyleri anlatacağım. Çıkar DVD player'ı. Arkadaşım. Yer çekimsiz ortamda sana bir şey göstereceğim. Arkadaşım. Hiçbir insan evladının aklına gelmemiştir bu. Yapma şunu. Hiç. Kızlar kalkın ayağa kendinizi gösterin. Aç DVD'yi. O DVD açılmazsa ayağa inemeyecek. Kalkın ayağa kızlar. Gösterin kendinizi şuna, bağırın. Buradayım. Hey! Buradayız. Kurtarın bizi. Kıyafetleri çıkarıp salın. Dikkat çekin. Hayır, dediğini yapmayın. Pislik. Belki de geri dönemeyeceğiz hocam. Arkadaşım. Bir lütfen. Günlük hayatta... Lütfen. Lütfen. Siz çifte telliye kaptırmışsınız. Görmüyorsunuz. Kızlar çılgınlar gibi bağırıyor. Ayakta yap çifte telliye. Oturarak ol. Evet. Ah, ooo. Oh. Ne oldu? Ne olacak? Göreceğiz. Daha olmadı. İndik herhalde. Haydi bismillah. Evet dur dur. Dur. O neydi lan? Temel açma töreni hocam. Radyo temel. Arkadaşım çık şuraya. Oradan tam çifte telli sırasında kızlar. Kendinizi gösterin şu adama. Şu an ne? Tedirginiz hocam. Neden? İnşallah gerçekten yer çekimi yoktur. Evet arkadaşım tam oradan görüyorsun kızları ve oynarken tak diye kızları gör ve o anda dur. Korktun mu sallanıyor diye? Kalkma. Hey, buradayız aşağıda. Dans ediyoruz ya. Arkadaşım gördün kızları. Sarp'a ne diyeceksin? DVD'ler nerede? Hayır. Gördün mü kızları? De? Gördün mü kızları? Hangi kızları? Gözlerime inanamıyorum. Ayda insan var. Üç tane kız gördüm sanki. Bana mı öyle geldi yoksa içine işediğim bu elbisenin amonyak kokusu beynimde bazı deformasyona mı yol açtı? Çünkü gerçekten bir amonyak kokusu duyuyorum son 20 dakikadır. Kızlar ya bağırın kendinizi gösterin. Oluyor. Hey! Buradayız. En yakın hela nerede? Bir de kuru temizleme. Kızlar hareket ay. Yapın seni görsün diye. Ay dry. Saçma sapan hareketler yapın gösterin kendinizi. He? Arkadaşım canım. Sarp'a de ki benim gördüğümü sen de görüyor musun? Benim gördüğümü sen görüyor musun? Evet. Çünkü senin gördüğünü ben göremiyorum.
acilen kilo vermem lazım. Bunlar başka bir dünyada. Böyle kalmayacaklar ya. Kaldırın şu uzay gemisini, binin uzay gemisine. Hep beraber iniyorsunuz aşağıya. Onu alırsak hep beraber ineriz ama hızlı inebiliriz. Evet kızlar, çıkın masanın üstüne hepiniz. Çıkın masanın buraya üstüne. Buraya geliyorsunuz, evet. Buraya mecburen ayak. Bir, iki buraya, bir buraya. Birisi mecbur kucağıma. Güldüğüne göre şahsınçsınız. Evet, son sürat aşağı doğru iniyorsunuz. Aşağı doğru inerken ne olur yukarı gidersiniz. Evet. İn aşağı doğru. Aşağı doğru inerken niye yukarı gidelim? Fikret abi, beni kule yap. İn aşağı doğru, konuş kardeşim, kuleyle. Kardeşim, biz asansör balansı mıyız? Aşağı inerken niye yukarı gidelim? Ben öyle istiyorum lan. Olmaz ki. Olur. Tövbe. Sen benimle niye her hafta fizik tartışıyorsun? Tamam. Evet. Beni kule yap. Yaptık, yaptık. Yapmadı. Ses makattan çıkıyor. Yaptık işte ses. Tamam. Arkaya, aşağı doğru gidiyorsun. Benimle konuşuyorsun. Konuş kule. Kule sensin ya. Sen konuş. Bana müjdeli haberi vereceksin gerizekalı. Sesin çok çekici kule. Arkadaşım, inerken konuş benden. Evet, Üsküdar 1. Pardon balım. Üsküdar 1. Üsküdar 1 dinlemedi. Yok, Üsküdar dolmuş yapıyoruz burada. Üsküdar 1, Üsküdar 1. Yani Üsküdar 1, 4 dakika içinde yere inmiş olacağız. Harika. Yanınızda ne var? Efendim? Yanınızda ne var? Yanımızda 3 tane hanımefendi. Ayda bulduk, zor durumdalardı. Mekikleri gerçekten ağızlar. Mi? Konuşmalar. Bravo Üsküdar 1. Benim lafımı bölme kule, benim lafımı bölme. Kapat, kapat. Arkadaşım çok sevinçli olman lazım ya. Çok sevinçlisin inerken. Çok sevinçliyim. Şu an yanaklarım bu kadar kaldı toplam. Bu yanaklarımdan bahsetmiyorum. Yani içimde şu an tandır yapabiliriz. Sizi tandırmıyorum. İnanın. 3, 2, 1. Kızlar tam aşağıya inerken G kuvvetiyle hepiniz bıngıla sarılıyorsunuz. Ay, bu hafta YouTube'da G öğrenmiş. G aşağı, G yukarı. Yukarı kızlar, giderken aşağı geliyorsun, bıngıla. Aşağı giderken yukarı geliyorsun. Sarılın bıngıla, sarılın bıngıla. Sarılın, evet. 3, 2, 1, seyirci indir bunları. Sevgili arkadaşlar, çok hızlı ineceğiz. Sürtünmeden ateş alabiliriz. O yüzden acilen üstümüzdekileri çıkarmamız lazım. Çok sıcak olacak. İndiriz. Ne varsa. Ve uzay gemisi yere oturdu. Dın. Büyük alkış. Şaka bu ya, gerçekten alkış. İyi misiniz? İyi misiniz? Senin indikten sonra bir hafta kontrol edeceğiz. Cebin kaç? Arkadaşım. Bıngıl Bey. Efendim. Bıngıl Bey, uzaydan 3 kızı, emlakçı kızı kurtardınız. Evet. Neler hissediyorsunuz? Çok mutluyuz. İnşallah darısı diğer üçlerin başına. Gönder lan kızları alkışlarla. Çok teşekkür ediyorum. Sen... Merhaba. Hadi aman ablacığım. Memnun oldum kendisi. Memnun oldum. 544 ne? İn aşağıya. Ne oldu ya? Evet, Sarp'ı da alkışlarla selam verdim. Ulan Tarantino 3 yıl film çekiyor, bu kadar yorulmuyor. Sen ne yorucu bir insansın. Ama işte 3 yılda çekiyor adam. Biz 3 yıllık şeyi 20 dakikaya sığdırıyoruz ya. Ver selamını. Bırak parlak. Özel Atik. Kuzeyiniz. Kendi evde. Şahanesiniz. Şahane insanlar. Ayağına sağlık. Arkadaşın hikayesi, mini ve yönetmeni, hepsinden de önemlisi, yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi, sahnesiyle perdesi, ekip.